geldiniz Sayın Başkanım. Şimdi değerli suluklar, öncelikle kocaman alkışlarınızla içimiz mutluluk, içimiz susurluk diyen Belediye Başkanımız Sayın Hakan Yıldırım Semizel. Günaydınlar. Haftanın ilk günü, ilk mesai saatlerinde açılışı susurlukla yapalım dedik. Bir belediye ziyaretini burada mitinge çeviren sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Susurluk, biraz önce ilçe ziyaretimizde de ifade ettim. Benim hayatımda da çok önemli izleri olan bir yerdir. Bundan 45 yıl önce bir trafik kazasında yakınlarımız olduğunu bilmeden saatlerce bekleyip Manisa'ya döndüğümüzde garajda bütün ailenin bizi beklediğini görmüştük. İkisi ikiz, üç babamın üç amca kızını buradaki bir kazada kaybetmiştik. Gerisin geriye buraya koşmuştuk. İlk susurlukla o gün çok acı bir anıyla tanışmıştık. Ama eşim Bursalıdır. Belki Susurluk'ta şimdiye kadar 500 kere mola vermişimdir. Susurluk'ta örgütümüz, milletvekili olduğum günden beri beni her zaman davet ederler, çağırırlar. Diri bir örgütümüz var. Partisini seven, ülkesini seven, çalışkan bir örgütümüz var. 2009 yılında belediye bizim tarafımızdan kazanılmıştı. Allah rahmet eylesin. Ardından belediyeyi iki dönemdir kazanamıyorduk. Bir dönem biz kazandırdık ama sonra maalesef umduğumuz gibi gitmedi işler, ilişkiler ve örgüt ant içti Susurluğu alacağız diye. Ben Balıkesir'de tüm ilçeler değerli, çok kıymetli hepsi ama Susurluk'taki bu inanca, bu haklı talebe ben de uzun süredir gönül vermiştim. Bunu destekliyordum. Seçim sırasında efendim Balıkesir'de siz bize karşı aslında çoktan borçlu olup bu borcunu ödeyeceğini söyleyenler bize karşı çok sert bir tutum takındılar. Çözelim dedik, dinlemediler. Her seferinde de şart olarak Susurluğu istediler. Dedik ki Susurluk'ta adayımız belli. Niyetimiz belli. Örgütümüzün inancı tam. Susurluk her türlü pazarlığın dışındadır dedik. İyi ki de öyle demişiz. Çok kıymetli milletvekillerimiz, Ensar Aytekin Genel Başkan Yardımcımız bugün bizimle beraber. Sizlerin gururu, partimizde Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden sorumlu en önemli genel başkan yardımcılığı görevini yürüten sizin evladınız. Önceki dönem il başkanımız olan Serkan Sarı sizlerle birlikte çalışıyor. Örgütümüzle birlikte çalışıyor. Önceki milletvekilimiz Ahmet Akın bu dönem bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Ben bütün süreçte örgütümüzden, il yönetimimizden, ilçe yönetimimizden çok memnunum gayretleri için. İlçe başkanımız Sema Hanım'ın şahsında bütün Susurluk örgütümüzü yürekten tebrik ediyorum. Erden Köybaşı'nın şahsında da tüm Balıkesir il örgütümüzü büyük şehirden en küçük ilçeye kadar başardıkları ve Balıkesir'in %95'inde partimize iktidar yaptıkları için bir kez daha kendilerini kutluyorum. Hiç şüphe yok,
hiç şüphe yok, Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde nüfusun %65'ini, ekonominin %80'ini kazanırken en büyük başarılardan bir tanesini Ege'deki 9 ilin 9'unu da, 8 il var, 9'uncusu Balıkesir'dir. 3 ilçesi Ege bölgesine dahildir. 9'da 9 yaparak en büyük başarıyı buralarda elde ettik. Ve bu başarı Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak başarıdır. Belediye başkanımız geldiği görev itibariyle Susurluk'ta şeker fabrikasında yaptığı görevden Susurluk'un arkadaşım gözünüzü seveyim yapmayın ya. Bir fotoğraf için bu kadar gürültü çıkarılır mı? Bitince yapacağız. Bak herkes bekliyor dinle. Yapmayın gözünü seveyim. Bak çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Geleceğim fotoğraf çektim. Ensar'cığım ilgileni verin. İçeri alın ben gideyim fotoğraf çektireyim. Alın içeri abiciğim. 38 bin nüfusuyla Susurluk, tostuyla, ayranıyla, şeker fabrikasıyla Türkiye'nin bir marka ilçesiydi. Başkanın şeker fabrikasına emekleri çok. Geçmişte şeker fabrikası, şeker pancarını alan, şeker üreten ve ülkeye değer katan bir ilçeyken burası, maalesef şu an şeker fabrikası kendi kaderine terk edildi. 2002 öncesi şeker pancarı taban fiyatı piyasayı düzenliyordu. Fabrikanın şeker alımını garanti ediyordu. Burada en kaliteli şeker en uygun fiyatla üretiliyordu ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyordu. Müthiş bir istihdam yaratıyordu. Ama bu iktidar şeker fabrikalarının kâr edenlerini birilerine peşkeş çekip kendi beceriksizlikleri yüzünden kâr edemez halde olanları da hedefe koyup adeta yok olmaya sürüklüyor. Bu kadar stratejik önemdeki bir fabrikayı bugün bir haftalık şeker pancarı stoğuyla tutanların, verimsiz kılanların, kârsız gösterenlerin, iflasa ve kapanmaya sürükleyenlerin inşallah iki yakası bir daha bir araya gelmeyecek. İki yakası bir araya gelmeyecek. Hakan Yıldırım Semizel geçmişteki tecrübesiyle bugün belediyede bir görev yapıyor. Tabii şeker fabrikasına onun gücü yetmez. Ona inşallah yapılacak ilk seçimlerden sonra bizim gücümüz yetecek, iktidar olacağız. Şeker fabrikalarını yine milletin yapacağız. Hakan Başkan'ı adaylığı süresinde takip ettim. Önemli sözler verdi. Takip ediyorum, verdiği sözleri tutuyor. O gün demişti ki, benim emekli maaşım var, bu bana yeter. Belediye başkanı olduğumda bunu Susurluk'taki üniversite öğrencilerinin bursu olarak vereceğim. Takip ettim, yerine getirmiş kendisini, sizin şahsınızda tebrik ediyorum. Sabahları okul bahçelerinde poğaça dağıtırken, ayran dağıtırken, tost dağıtırken fotoğraflarını gördüm. Yukarıda da söyledim. Çok hoşuma gitti o gülen küçücük çocukların suratları, kendisini tebrik ediyorum. Her yağmurda Susurluğu sel alıyordu. Bunun sorumlusu elbette BASKİ ve Susurluk Belediyesi'nin uyum içinde çalışmamasıydı. Şimdi direnaj çalışmalarının yapıldığı bilgisini aldım. Sabah Ahmet Akın bilgi verdi.
Dedi ki Susurluk'un su basma sorununu tarihe gömeceğiz dedi. Kendisini de başkanımızı da tebrik ediyorum. Yollar yenileniyor. Bunun artarak devam etmesi lazım. Ara sokak bırakmadan, köy bırakmadan, kırsal mahalle bırakmadan her yerin en iyi kaliteli asfalt olması için arkadaşlar çalışacaklar. Yol demek medeniyet demektir. Cumhuriyet Halk Partisi medeniyet demektir. Susurluk hak ettiği medeni seviyeye en yakında ulaşacak. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde işimizi yapıyoruz. İşimizi iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Anketlere bakıyoruz. İlk 6 ayda 412 belediyeden seçildiğinden geride olan 12 tane yok. 400'ün üzerinde belediye son derece iyi gidiyor. Benim gördüğüm rakamları öyle gösteriyor ama bir de Susurluk'a soralım. Oy verdiniz, seçtiniz. Başkandan bu ilk 6 ayda memnun musunuz? Bu bize, bu bana yeter ama başkana yetmez. Daha çok çalışacak, arı gibi çalışacak. İki kişiden birinin oyunu almıştı. Şimdi kendisinin hedefi gelecek seçimlerde 4 kişiden 3'ünün oyunu istiyorum. 3'ünün. Tabii CHP'li belediye başkanları işini görevini yapıyor ama bu millet bir tek belediye başkanlarına vazife vermedi. 2024'te bize vazife verdi ama 2023'te Sayın Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a vazife verdi. O geldiğinde sorunları bildiğini, çözeceğini söyledi. Tabii temiz, dürüst bir kampanya yürütmek yerine bir karalama kampanyası yürüttüler. Hakaretlerle, iftiralarla maalesef bir grup seçmenin kafasını karıştırmak için çok gayret sarf ettiler ve insanlara şöyle dediler. Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyu bize vermelisin. Yoksa bayrağı indirecekler, yoksa ezanı dindirecekler, yoksa vatanı böldürecekler. Millet bütün zorluklarına rağmen kimi de bunlara kanarak son bir kez oy verdi. Şimdi iki şey görülüyor. Vallahi ezanı dindirecekler diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler köyde eksik olan camiyi yapıyor. Kiminin açılışına gidiyorum, kiminin temel atışına gidiyorum. Milletvekillerimiz müezzinlerin, imamların promosyon haklarını vermediler. Ben uğraşıyordum, şimdi milletvekillerimiz uğraşıyor. Diyanet Sen Sendikası, Diyanet İşleri Başkanlığından yöneticiler gelip dosya veriyorlar. Derdimizi siz söyleyince sesimiz duyuluyor diyorlar. Şu mübarek caminin müezzininin, bu caminin imamının hakkını savunmak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Çünkü bu parti 100 yıl önce diyorlar ya ezanı susturacaklar. Behey kendini bilmezler. Ezanı susturmuştu Yunanlılar. Susturmuştu Fransızlar, İtalyanlar, işgal kuvvetleri. Bu partiyi kuranlar bu ezanı tekrar okuttular. Vatanı böldürecek diyorlar. Hepimizin dedeleri kol kola koyun koyuna yatıyor. Conk Bayırı'nda koyun koyuna yatıyor. İnönü'de, Sakarya'da koyun koyuna yatıyorlar her tarafta. Burası Kuvayi Milliye'nin kenti. İlk kurşunu atan da, son kurşunu atan da
Balıkesir'den söylüyorum ki CHP varken kimse bu vatanı bölemez. Maalesef, maalesef 3 oy uğruna, 5 oy uğruna olmadık işler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şimdi bedeli ödenmeye başlandı. Efendim, onunla ittifak, bununla ittifak. En güzel ittifak bizim ittifak. Milletle yaptığımız ittifak. Türkiye ittifakı. Ay yıldızlı al bayraktan renklerini alan Türkiye ittifakı. Ama bir tarafta Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi de Hüdapar. Kim Hüdapar? Hüdapar, efendim, kadınları sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayıp birine sahiplendirelim diyen Hüdapar. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan Hüdapar. Domuz bağcıları avukat tutup savunan, sonra partisine kaydeden ve onları Tayyip Erdoğan'la ittifak şartıyla affettiren Hüdapar. Şimdi çıkmış diyor ki anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız diyordu. Tüzüğünde yazıyor, programında yazıyor, seçim vaatlerinde yazıyor. Şimdi seçim zamanı susturdular, ağzını kapattılar. 4 vekil al, otur aşağı dediler. Seçimde sustu, şimdi konuşuyor. Diyor ki biz anayasanın 4. maddesine karşıyız. Neymiş 4. maddesi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti nitelikleri, bayrağı, İstiklal Marşı ve başkenti. Atatürk yapmış Ankara'yı başkent, Ankara'nın başkent olmasına karşılar. Şehit kanlarıyla sulanmış bayraktan alıyor, renklerini bayrağımız alıyor şehitten, bayrağa karşılar. İstiklal Marşı yazılmış, hep bir ağızdan okuyoruz, İstiklal Marşı'na karşılar. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz, Cumhuriyete karşılar. Benim Hüdapar'a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler, hele hele, hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda Hüdapar, öbür kolunda Devlet Bahçeli var. Devlet Bahçeli'ye soruyorum. Sen bu Hüdapar'a ne diyorsun Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber? O yüzden oy toplarken vatan, millet, bayrak, ezan deyip milli duyguları, dini duyguları sömürenler, milletin bayrağına, İstiklal Marşı'na karşı olanlara, Ankara'nın, Anıtkabir'in bulunduğu Ankara'nın başkent olmasına karşı olanlara yüz veriyorlar, sırt sıvazlıyorlar. Artık takke düştü, kel göründü. Halep oradaysa arşın buradadır. Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Geçtiğimiz günlerde bir şey daha göründü. Filistin bizim 50 yıllık meselemiz, ta rahmetli Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la dostluğundan beri, o günden beri CHP Filistin'le iyi ilişki içindedir. Geçtiğimiz günlerde Mahmut Abbas'la konuştum. Gelmek istiyorum dedim. Dedi ki böyle söz mü olur? Filistin, Cumhuriyet Halk Partililerin hele hele bu dönemde Avrupa'da bizi en çok dile getirilen Özgür Özel'in ikinci evidir. Geleceği günü o söyler
biz karşılarız dedi. Biz böyle bir ilişki içindeyiz Filistin'le. Ama bir taraftan da bir amaset gidiyor. Yıllarca Filistin'le en iyi ilişkileri kuranlar. Hamas Ekim ayının 6'sında Filistin'de Filistin'den masum İsrailli çocuklara bomba attı diye, ona misamleme yapacağız diye başlayıp bir yıldır İsrail devleti devlet terörü yapıyor. Ve o devlet terörüne karşı aylarca büyük bir siyasi aymazlıkla, yüzsüzlükle sustular ve İsrail'le ticarete devam ettiler. Defalarca inkar ettiler, yakalandılar. En sonunda güç bela durdurdular. Halen daha arka tarafından dolaşmaya uğraşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde solcu bir kızımız, sosyalist bir kızımız, Amerika'da yaşayan, babası, annesi Türk olan, geçen gün Didim'de cenazesine katıldığım Ayşenur Ezgi Eygi gitti, Filistin davasına sahip çıkmak için orada durdu. Katiller Ayşenur'u bir kurşunla ensesinden vurdular. Günlerce aileyle ilgilendik, cenazeyle ilgilendik. İzmir'de havaalanında karşıladık. Ertesi gün cenazeye gittik. Cenazeye o ana kadar bunu görmeyenler, o gün cenazeye 5 bakanla, hepsinden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı yardımcısıyla, meclis başkanıyla geldiler. Memnun olduk. Dedik ki birlik beraberlik olsun. Filistin için hep beraber duralım. Efendim bir baktık bir kürsü kurmuşlar. Kim konuşacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ya başka kim? Meclis başkanı. Başka yok. Bizim evladımız Türkiye'ye mal olmuş. Bizim mücadelemiz Türkiye'nin mücadelesi olmuş. Bu beraberliği biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar. Burada ilçe örgütümüzün şahsında Didim örgütümüze selam olsun. O siyasetçiliğe oradaki o siyasi cambazlığa izin vermediler. O kürsüyü oraya kurdurtmadılar. Ama bunlarda oyun biter mi? En içime dokunan o. Oturduk, namazı kıldık, duamızı ettik. Tam cenazeyi uğurlayacağız. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, efendim sözü meclis başkanımıza vereyim. Meclis, ben bunu önceden duydum. Aradım, dedim, böyle numaralara kalkmayın. Haksızlık yapmayın. Şehit cenazesinde ikilik çıkartmayın. Tayyip Bey'in yaptığı gibi bir elinde tabut, bir elinde mikrofon, siyaset yapmayın. Ayşenur Ezgi sol sosyalist düşüncede bir evladımızdı. Demiyoruz ki cenaze bizim. Diyoruz ki hepimizin. Ama sen kim oluyorsun, bunu yapıyorsun? Halledeceğim efendim. Öyle yapacağız efendim. Din görevlisine oldu bitti yaptırıp alet edip oradan mikrofonu alıp bir saat orada yine göya tarafsızmış gibi. Tarafsız olsa mecliste tarafsız olur. Didim'de cenazede tarafsız, hepimiz adına beyefendi konuşacak. Ankara'ya gidince Tayyip Bey'in emrinden çıkmayacak. Olmaz olsun öyle tarafsızlık. Olmaz olsun. Sonra söyleyeceğimi söyledim. Ayıp ettiniz dedim. Yazık ettiniz dedim. Bu yaptığınız gerçekten Filistin davasına sahip çıkmak değil dedim. Ve din görevlisini bu işe alet etme dedim. Hık diyemediler. Omzumuzu sevdiler. Kalkıp gittiler. Ama ne oldu? Kamu vicdanında mahkum oldular. Herkes meclis başkanını ayıplıyor. O yapılan işi ayıplıyor. O yüzden
ne kadar haksızlığa uğrarsak uğrayalım, haklılık zeminini terk etmeden, meydanı bunlara bırakmadan, ama bu yaptıklarını da yanlarına bırakmadan özgüvenli bir siyaset yapacağız arkadaşlar. Türkiye'nin neresinde devlet işiyle parti işi birbirine karıştırılıyorsa, neresinde haksızlık varsa, nerede riyakarlık varsa, nerede devletin partisi partinin devleti diye cumhuriyetin temel değerlerini bir partiye aşındırtıyorlarsa, karşılarında bizi bulacaklar, akıllarını bundan sonra başlarına alacaklar. Yok öyle ya ama. Bu arada Amasya törenlerindeki Amasya valisine, Başbağlar törenlerinde Erzincan valisine, geçtiğimiz gün Sivas'ta 4 Eylül'deki Sivas valisine, geçtiğimiz gün makamında ziyaret ettiğim Kocaeli valisine, memleketin Manisa'nın devlet adamı gibi devlet adamı Manisa valisine tüm doğru tutumları içinde ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye iyi diyeceğiz, kötüye kötü diyeceğiz. Şimdi son günlerde, hafta sonu Tayyip Bey ortada yok. AK Partililer ortada yok. Niye yok? Sokağa çıkabiliyorlar mı? Hayır. Buraya gelebiliyorlar mı? Hayır. Sizi toplayıp batır sorabiliyorlar mı? Hayır. Enflasyonu düşürebiliyorlar mı? Hayır. İşsizliğe dur diyebiliyorlar mı? Buraya gelemiyorsan sandığa gideceksin Tayyip Bey. Sandığa gideceksin. Yoksulluğu bitiremeyenin, işsizliği engellemeyenin, doları düşüremeyenin, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Kaçamazsınız. Geçim yoksa seçim var. Şimdi hiçbiri ortada yok. Kim çıkmış ortaya? Bilal Erdoğan. Bilal Erdoğan hafta sonu mesai yaptı. Gezdi, dolaştı, konuştu. Bakın, Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir, AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur. İki, sonuç beklediklerinden de kötü olacaktır, emin olun. Nereden biliyorum? 2019 yerel seçimleri. Ekrem İmamoğlu birinci seçimi kazanmış, hazmedememişler. İkinci seçime ülkeyi götürmüşler. Bilal Erdoğan Fatih'te geziyor. Bilal Erdoğan Bakırköy'de. Bilal Erdoğan Eyüp Sultan'da. Bilal Erdoğan o dernekte, bu tekkede, bu türbede geziyor. Efendim, Binali Bey'e seçimi Bilal Erdoğan kazandıracak. Vallahi seçim akşamı 7'yi 5 geçe Binali Bey'i arabaya yolladılar. Süleyman Soylu ile birlikte uğurladılar erkenden. O yüzden Bilal Erdoğan sağdaysa işler kötü demektir. Bu seçimde de gördük. Ne zaman sokağa çıktılarsa çaresizlikleri ortadadır. Ama bu sefer iyi ki çıkmış. Babasının diyemediğini demiş. Her şeyi ortaya dökmüş. Çok memnun oldum. Bilal Erdoğan'ın elinden mümkünse mikrofonu eksik etmeyelim. Kameraların karşısında hep Bilal kardeşim olsun. Ne diyor? Diyor ki, efendim diyor, Suriyelilerin Türkiye'de suç işlediklerini kabul etmiyorum diyor. Suriyeliler Türklere göre diyor, suç oranında daha düşükler diyor. Onlar bizim vatandaşımıza göre Türkiye ile daha uyumlular diyor. Onları uyumlu görüyor, burada tutmak istiyor. Bilal Bey, sen Suriyelileri burada tut. Biz önce sizin iktidarınızı yollayacağız, sonra da Suriyelileri memleketine yollayacağız. Efendim, ucuz iş gücüymüş.
bu kadar Susurluklu, bu kadar Balıkesirli, bu kadar vatan evladı gencimiz işsizken ucuz iş gücü diye Suriyelileri övmek nasıl bir akıldır? Her gün bir suça bulaşan bunları suç işlemiyorlar diye sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır? Bunu bir kenara yazalım. İşte AK Parti budur. İşte Bilal Erdoğan budur. İşte Recep Tayyip Erdoğan budur. Bunlar Suriyelinin dostu, bu milletin karşıtıdır arkadaşlar. İkincisi, demiş ki EYT çok büyük bir hataydı. Muhalefet bize EYT'yi dayattı. Karşı çıkamadık. Emeklilikte yaşa takılanları emekli ettik. Çok yanlış yaptık. Öyle diyor. Yattığı yerden para almak yok hiçbir ülkede diyor. Bak sen, dünya kadar Suriyeli yattığı yerden para alacak, buna alkış tutacaksın. Şurada işsiz güçsüz, ya iş ver, veremem, yaşlandın. Emekli olayım, olamazsın, çok gençsin. İnsanlar perişan oluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayretleriyle birer maaş bağlandı. O da 10 bin lira bağlandı. Bugün 12 bin 500 lira. Bu parayı çok görüp, bu parayı alıp yan gelip yatıyor diyorlar. Bilal Efendi, sen 12 bin 500 lirayı al. Bırak çocuk okutmayı. Bırak kira ödemeyi. Bir başına karnını doyur da bir sene. Bir kere göreyim ben seni. Bir kere göreyim. Bir kere. Bu milletin yoksul emeklisinin aldığı 12 bin 500 lirayı bile çok gören, bir eli yağda, bir eli balda, devletin sırtından gezen, tozan, geçinen, bu ülkenin en güzel arazilerini kendi vakıflarına kaydettiren, en güzel yerleri bedavaya alan, Amerika'da bile bu milletin paralarıyla yurtlar murtlar yaptıranların bu milletin açlığını, sefaletini anlamasını bekleyemeyiz. Ben hiç uyum değil. Asla ve asla aileyle uğraşmam. Tayyip Bey'i gördüğümde ailesinin hatırını sorarım. Kim hangi liderle konuşsam eşini sorarım, çocuğunu sorarım. Ama madem ki Bilal Bey, sen babam partinin düşüşüne engel olamıyor. Bu parti baş aşağı gidiyor, engel olamıyor. İkinci parti olduk, bu işi ben kurtarırım diyorsan, meydana çıkıyorsan, kıspeti giyiyorsan cevabını alırsın. Sakın Erdoğan'ın oğluyum, bana laf etti deme. Madem siyaset yapıyorsun, karşılığını alırsın. Suriyelileri bu milletten üstün görene de, bu milletin cebindeki 3 kuruşu çok görüp yattığı yerden para alıyor diyene de verilecek bir tek cevabımız var. Senin vicdanın kurumuş, insafın kurumuş. Bundan sonra seni hiçbir şey paklamaz ama senin babanın partisini seçim paklar. Hodri meydan. Burada hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu parti benim genel başkanı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum, Hakan Yıldırım Semizel'in belediye başkanı olmaktan gurur duyduğu, milletvekillerimizin bu partide olmaktan gurur duyduğu, Erdem Başkan'ın, Sema Başkan'ın il ilçe başkanı olmaktan gurur duyduğu bu parti kuruluşuyla da Türkiye'nin birinci partisidir. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Şu an yapılan bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Ve bu parti işsizliğinde
yoksulluğunda, her türlü yasağında kendini mağdur hisseden, yalnız hisseden herkesin arkasında durma sorumluluğuyla her derde bir çare üretecek. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin birinci partisi olarak hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Bu emekli maaşından da sizi kurtaracak olan, bu asgari ücretten de sizi kurtaracak olan, bu yokluktan, bu yoksulluktan sizi kurtaracak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yapılacak ilk seçimlerin iktidar partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı, ay yıldızın gölgesinde ana kucağı, doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı, sevgiyle kucaklıyor her vatandaşı, doğu batı kuzey güney yok ayrı gayrı.